Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmaları kapsamında "Geçmişle Geleceği Buluşturuyoruz" adı altında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Aksaray Teşkilat Kademeleri Geçmişle Geleceği Buluşturma Toplantıları kapsamında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Başkanlığında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplandı. Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de gerçekleşen toplantıda seçim planlaması dahilinde belde ve ilçe ziyaretlerini tamamladıklarını söyleyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sıranın köy ziyaretlerine geldiğini ve yoğun bir şekilde tek hedefleri olan 24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy oranı için çalıştıklarını kaydetti. Biliyorsunuz 24 Haziran 2018 tarihinde çok önemli bir seçimimiz var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerimiz. Ben 15 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. Belediye meclis üyeliği yaptım. Belediye başkan yardımcılığı, belediye başkan vekilliği yaptım. İlçe yönetimi, il yönetiminde çalıştım. Kadın kolları hariç her yerde bulundum. Şimdi şuna geçmişe bir baktığımızda gecelik faizlerin %300'lere, 500'lere çıktığı, savunma harcamalarımızın yerli ve milli oranın %12'lerde olduğu, işte IMF kapılarında kapı çaldığımız, IMF'nin önünde diz çöken bir başbakanımız, hepsini yaşadık bunları. Ben hatırlıyorum, 2000 yılında ben işe başlamıştım, hayata atılmıştım ilk defa. Şu söylemlerle karşı karşıyaydık. Memur maaşını alamıyor, emekli maaşını alamıyor ve yurt dışına gitme kararı alan arkadaşlar vardı, abilerimiz vardı, ben iyi hatırlıyorum. O günleri şöyle bir canlandırırsanız, bugün nerelere geldiğimizi, bu zenginliğimizi neye borçlu olduğumuzu bir kez daha görürsünüz. Şu anda dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde müthiş bir ivme kazandı ülkemiz. İnşallah başkanlık seçimiyle, 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle istikrarı kazanacağız. Birlik ve beraberliği kazanacağız. Geçmiş 100 yılda kaybettiklerimizin önü açılacak diye düşünüyorum. Allah bu konuda yardımcımız olsun. Ben STK'larımızdan, oda başkanlarımızdan bu anlamda bize destek vermelerini istiyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, teşkilat olarak hep birlikte geride bıraktıkları seçimlerde edindikleri tecrübeler, aldıkları oy oranlarıyla 24 Haziran seçimlerinde de bu başarıyı elde edeceklerine emin olduklarının altını çizerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Teşkilatımızın başına geldiğinden beri başkanımızla ve ekibiyle de güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz ve bunun da sahaya yansımasını sizler de hep birlikte görüyorsunuz. Bunu yaparken belediyemiz, teşkilatımız ve vekillerimizle beraber bir uyum içerisinde ama tabii olmazsa olmazlardan bir tanesi de sivil toplum kuruluşlarımız ve odalarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar ve değerlendirmeler. Sizlerin de bildiği gibi göreve geleli 4 sene oldu. 4 sene boyunca da bizim önceliğimiz şuydu. Şehri tek başımıza yönetmeyeceğiz. Şehri birlikte yöneteceğiz. Sizlerin talepleri, istekleri bizler için önemli, ufuk açıcı. Ne yapmamız gerekiyorsa sizlerle beraber ortaklaşa fikir istişaresi içerisinde doğru kararlar alarak yaşadığımızda mutlu olduğumuz, yaşadığımızda marka şehir oluşturabileceğimiz bir şehri oluşturabilmek. Bu hedefte, bu maksatla çalışmalarımızı yaptık. Sizlerin de bildiği gibi işte sanayi projemizin hayata geçirilmesi bunlardan en büyük projelerden bir tanesiydi. Burada bize destek olan oda başkanlarıma huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Esnaflarımızın dört gözle beklediği ve yapıldığı andan itibaren bir an önce oraya geçerek mevcuttaki yerlerine yeni bir şehrin oluşturulacağı yapıyı beklemekteler. Şu andaki durumu izah etmek istiyorum sizlere. Firmamız geldi, çalışmaya başladı. Yakında inşallah bir temel atma merasimi olacak. Ardından da iki sene gibi kısa bir sürede bitirerek esnaflarımıza o bölgeyi teslim edecek. Az önce de bahsettiğim gibi mevcut yerle ilgili de yeni bir şehri, yeni bir mahalleyi inşallah orada hep birlikte oluşturacağız. Bunu yaparken de özellikle müteahhitlerimizden, mimarlarımızdan, mühendislerimizden fikir alışverişinde bulunuyoruz ki yeni oluşturacağımız mahalleyi, yeni oluşturacağımız şehri beraber dizayn edelim.
beraber oluşturalım ki oradaki artıları eksileri hep birlikte değerlendirelim. Yine revizyonla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunlar belki bir anda olmayacak, belki bir sene gibi bir süre alacak ama oradaki amacımız da özellikle az katlı olan bazı mahallelerimizin kat yüksekliklerini uygun şekilde değerlendirerek oralara da müteahhitlerin girebileceği, mal sahiplerinin evlerini yapabileceği bir noktaya getirmek. Bununla ilgili çalışmalarımız ihale aşamasında. Firma belli olduktan sonra bir sene boyunca bir çalışma yapıp Allah nasip ederse oralarında şehrimizde bambaşka bir noktaya ulaşmasını sağlamış olacağız. Bunu yaparken de özellikle kenar mahallelerimizin daha da kalkınması için bir çalışmaya imza atacağız. Eski Aksaray artık kalmadı. Büyüyen ve büyümeyi hedefleyen bir şehir oluştu. Ve bu sürekli taleplerle ve isteklerle daha da arttığını görüyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Çünkü ilk başlarda başkanımın da anlattığı gibi 2004'ten önce asfalta atılmayan, yolları bozuk olan, kanalizasyonu bile olmayan yerler varken AK Partili belediyecilik anlayışıyla beraber yenileşen bir şehir anlayışını bizler hep beraber şehrimizde gerçekleştirmiş olduk. Bu şunu doğurdu. Önceden belki asfalt, belki de çöp konteyneri olmayan yerler varken şimdi taleple kadın aktivite merkezi olsun, emekli dinlenme evi olsun, çocuklarımız için yeni alanlar meydana getirilsin, gençlik merkezi oluşturulsun gibi büyük şehir ayarındaki talepler ve istekler oluyor. Bu da bizim için çok iyi bir gelişme. Demek ki yapılan çalışmalar halk nezdinde kabul görülüyor ve bunun da ötesinde daha da büyük yatırımların yapılması için bizleri teşvik ediyor. Bizleri tabiri caizse yerimizde durdurmayıp yeni atılımlar yapmak için çalıştırıyor. Aksaray Belediyesi'nin asfalt atağı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen program çerçevesinde yaz aylarının sonuna kadar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde asfalt çalışmalarına devam edecek. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında tamamlanmasını hedeflediği asfalt atağı çalışmalarında birçok mahalleyi asfaltla buluşturdu. Aksaray Belediyesi'nin yoğun olarak kent merkezinde sürdürdüğü çalışmalarından geçtiğimiz haftalarda başladığı Taşpazar Mahallesi ile Piri Mehmet Paşa Çarşısı Otopark çevresindeki ana arterlerde asfalt çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan günlük çalışma programı kapsamında Ebu'l-Feyz Elçibey Caddesi, Pir Ali Sultan Caddesi'ne, merkezi mahallelerden kırsal mahallelere, tüm Aksaray genelinde yama, asfalt, kaplama ve yeni yolların açılması gibi ihtiyaca yönelik olarak birbirinden farklı çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Aksaray Belediyesi günlük çalışma programı dahilinde en son yaptığı çalışmayla Taşpazar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK kurslarında 30 branşta açılan el sanatları kursunda en çok rağbeti çeyiz hazırlama kursu görüyor. Bu kursa katılan hanımlar bir yandan meslek ediniyor, bir yandan da çocuklar için çeyiz hazırlıyor. Aksaray Belediyesi'nin AKMEK Merkez binasında açılan el sanatları kurslarına katılan hanımlar, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra meslek edinirken, çeyiz ürünleri hazırlama kursuna katılan kursiyerler, çocuklar için hazırladıkları çeyizlerle Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen geleneğini de yaşatıyor. Gelenekselle modern kültürü birleştirerek kumaşları dantellerle, küpürlerle, hayalleriyle süsleyerek değişik ürünler yapmayı öğrenen hanımlar, yapmış oldukları ürünleri eğitim merkezi başta olmak üzere isterlerse satıyor, isterlerse kendileri için kullanıyor ya da çocuklar için çeyiz sandığına kaldırıyor. Çeyiz ürünleri hazırlama kursunda AKMEK Merkez binada pazartesi ve salı günleri olmak üzere iki grup toplamda 45 hanım eğitim görüyor. Mefruşat sınıfının çok talep gördüğünü söyleyen kurs hocası Kübra Bozkurt Güzel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kursum iki gruptan oluşuyor. Pazartesi ve salı günleri AKMEK Merkez'de çalışıyorum. Sabah böyle grubumuz var. Yaklaşık olarak 46 öğrencim var AKMEK Merkez'de. Bayanlar kendilerine de ürün çıkartıyorlar. Çocuklarına çeyizlik de ürün hazırlıyorlar.
Kullandığımız kanepçelerimiz ağırlıklı, dantellerimiz ağırlıklı ama hazır güpürler de kullanıyoruz. Buraya gelen bayanlar hem kendi çocuklarına çeyiz üretiyorlar hem de ürettiklerini satıyorlar, meslek öğreniyorlar. Satış amaçlı da çalışan da çok. Zaten ağırlıklı olarak orta yaşlı bayanlar geliyor. Çocuklarına çeyiz olarak hazırladıkları için hep de kendi çeyizlerini de kullanıyorlar, kanepçelerini, dantellerini. Hem eskiyi değerlendiriyorlar, hem yeni ürün çıkartıyorlar. Hem psikolojik olarak rahatlıyorlar, hem üretmenin sevincini yaşıyorlar. Satış yapanlar para kazanıyorlar. Hem de çeyiz hazırlıyorlar dediğim gibi. Yine çocuklarını da sevindiriyorlar. Kursumuza gelen öğrencilerimize ve bize bu olanağı sağlayan Akbük Müdürümüze ve özellikle de Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Açılan kurslara katılan kursiyerler yaptıkları birbirinden güzel ve özel ürünlerle ustalara taş çıkarırken böylesi kursların açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür ediyorlar. Genellikle bu kendimize ait şeyler, yani mutfak eşyaları, teyzeler, mutfak takımları kullanıyoruz. Çocuklarımıza hediye yapıyoruz onlara göre. Daha çok ben hediye amacıyla daha çok yapıyorum arkadaşlara, çocuklara hediye olarak kullanıyorum, veriyorum. Memnunum. Ben genellikle günümü hep Akmek'te geçiriyorum. Haftanın 3 günü buradayım. Daha çok psikolojik olarak da biraz benim psikolojik sorunlarım vardı. Onun için daha çok geliyorum ve burada rahatlıyorum arkadaş ortamda. Bu sohbet hem iş hem sohbet olarak buradan çok memnunuz. Evet, bize bu hizmeti veren Akmek çalışanları ve belediye başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatları, bu şeyleri tanıdıkları için çok memnunum. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Başbakan Binali Yıldırım 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye verileceğini söyledi. Yasa tasarısına göre emeklinin yanı sıra emeklinin dul ve yetimi de bu ikramiye ödemesinden yararlanabilecek. Uzun bir süredir gündemde olan ve emeklilerin beklenti içinde olduğu emekliye bayram ikramiyesi konusunda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar bu konuda bir gelişme bekleyen emeklileri sevindirdi. Emekli olmuş aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan biliyorsunuz bunlar kanunla şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran, efendim primini ödeyen, emekliliği gelen emekliler. Artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler, korucular bu grup. Bunlara da şeref aylığı alanlar, yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar. Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira. Kurban ve Ramazan bayramlarının öncesinde maaşlara ek olarak ikramiye yatıracak olan devlet, ikramiyeden 12 milyon emeklinin faydalanmasını sağlayacak. Meclise gönderilen yasa tasarısının ayrıntılarında ikramiyelerden emeklinin dul ve yetiminin de yararlanacağı açıklandı. Tasarıya göre ikramiyeler hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Bir başka deyişle vefat eden emeklinin hak sahibi ve eşi hangi oranda aylık alıyorsa 1000 lira o oranda paylaştırılacak. Örneğin vefat eden SSK'lı emeklinin eşi %50, iki çocuğundan her biri %25 aylık alıyor. 1000 liranın 500'ü eşe, 250'şer lirası çocuklara verilecek. Emeklilerle birlikte dul ve yetimleri de kapsayan bayram ikramiyesinde bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlara her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere biner lira ikramiye verilecek.
Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.